Diyanet TV'den hayırlı akşamlar. Ben Fatih Şahin. Bugün 6 Kasım Çarşamba Ana Haber Bültenimize hoş geldiniz. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam'ı terörle, şiddetle anan Batı'ya bir kez daha tepki gösterdi bugün. Utanmadan İslami terör ifadesini kullanan Batı'nın aynaya bakması lazım dedi. Terör örgütlerinin proje ürünü olduğunu söyleyen Erdoğan, İslam'ın barış dini olduğunu bir kez daha vurguladı. Sahih dini bilginin topluma verilmesi için ilahiyat camiasına düşen görevlere vurgu yaptı. Programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş da geçmişte ilahiyat camiasının yaşadığı zorluklara değindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş'la birlikte Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 70. yıl kutlama törenine katıldı. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Erdoğan, yüce dinimiz İslam'ı terörle, şiddetle anan Batı'ya tepki gösterdi. Terörist, kendi sapkın davası için gözünü kırpmadan masumların kanını döken kişidir. Bu bakımdan Müslümandan terörist olmaz. Utanmadan, sıkılmadan İslami terör ifadesini kullanan Batı önce aynaya bakması lazım. Eğer terörist arıyorsanız onlar sizde. Şu anda Batı'nın birçok ülkesinde teröristler cirit atıyor. PKK oralarda. PYD oralarda, YPG oralarda, DAEŞ oralarda, FETÖ oralarda, hepsi orada kol kola el ele bakıyorsunuz Batı'nın caddelerinde, sokaklarında terörist başı olarak ilan ettikleri o teröriste rağmen onun paçavralarıyla birlikte dolaşıyorlar. Çünkü Müslüman ne sapkın bir davanın peşinden gidebilir, ne de masum kanı dökebilir. Onun için kimse İslami terör ifadesini kullanamaz. Erdoğan terör örgütlerinin bir proje ürünü olduğunu söyledi. Boko Haram dediğimiz, Eşşebap dediğimiz yapıların hepsi de proje ürünü organizasyonlardır. Dikkat ediniz, başına sarık saran, üzerine cübbe giyen, ağzından ayetler dökülen terörist başlarının adeta nöbetleşe sürdürdükleri faaliyetlerden tek zarar gören Müslümanlardır. İslam dünyasına zarar veren mezhepçilik fitnesine karşı da uyarıda bulundu. Müslümanların vahdeti, beraberliği, kardeşliği için verdiğimiz mücadelede en büyük desteği biz sizlerden bekliyoruz. Müslümanlar arasına örülen mezhep taassubu ve terör duvarlarını yıkmadan hiçbirimizin huzurla geçireceği inanın tek bir anı olmayacaktır. Bu konuda öncülük görevi siz alimlerimize, ilahiyatçılarımıza ve yarının alimi, alimeleri sizlere düşüyor. Tüm dünyaya seslendi. Bir kez daha İslam'ın barış dini olduğunu vurguladı. Tüm kirli senaryolara rağmen bugün tüm dünyada ihtida edenlerin sayısı artıyor. İslam'ın yayılışına ket vurulamıyor. Bir merhamet dini olan İslam'ı vahşetle yan yana gösterme gayretleri kalplerdeki uyanışı engellemeye yetmiyor. İslam, insanlığın yegane kurtuluş reçetesi olarak varlığını çok daha güçlü bir şekilde sürdürüyor. Bize düşen Allah'ın varlığı ve birliğiyle Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvetini kabullenen yüreklerin aynı gaye için atmasını sağlamak, bu yönde çalışmaktır. Bunun için de önce Rabbimizle, ardından kendi nefsimizle, ardından son olarak çevremizdeki tüm canlılarla şüphesiz ki barış halinde olmamız şart. Çünkü İslam barış dinidir. Müslüman da barış için çalışan kişidir. İslam'ı bu haliyle hayatımızın merkezine yerleştirmeden hiçbir meselemizi çözemeyiz. Erdoğan, sahih dini bilginin topluma verilmesi ve dindar gençlik yetişmesi için ilahiyatçılara düşen görevlere de vurgu yaptı. Her bir ilahiyatçımız
bilgisiyle, duruşuyla, samimiyetiyle, ahlakıyla, ibadetiyle örnek olmak mecburiyetindir. Böylece sahih İslam anlayışını ve yaşayışını toplumun her kesimine yayabiliriz. İnşallah dindar bir gençlik, dindar bir nesil sizin ellerinizde yetişecek. Dindar neslin olduğu bir ülkede ben inanıyorum ki tüm manevi değerler bir anda yüksek bir sıçrama yapacak ve birbirini Allah için seven bir millet ortaya çıkacaktır. Menfaat için değil, makam mevki için değil. İşte bunu siz sağlayacaksınız. Programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş da geçmişte ilahiyat camiasının ve başörtülü öğrencilerin yaşadığı sıkıntılara, acılara değindi. Bugün Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Ankara İlahiyat Fakültemizin 70. yılını kutluyoruz. Ne zorluklar çektik. Üniversite birincisi olan kızımız 4 sefer Avrupa şampiyonu olmuş bir boksörümüzün Cemal Kamacı, hepiniz tanırsınız, onun kızı bizim üniversite birincimiz oldu. Valinin elinden stadyumda diplomasını almak için stadyumdan içeri giremedi. Babası girdi de diplomasını valinin elinden aldı. Bir hoca olarak bu azap, dünyada bu azap bize yetmez mi? O yüzden muhterem Cumhurbaşkanım, Allah sizden razı olsun. Cenab-ı Hak sizden razı olsun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri operasyonuyla öldürüldüğü duyurulan DAEŞ elebaşı Bağdadi'nin eşinin de Türk güvenlik birimlerince yakalandığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya mutabakatları çerçevesinde güvenli bölge tesis edilecek alandan teröristlerin çekildiği öne sürülüyor. Ancak yapılan saldırılar bu iddiayı çürütüyor. Zira son iki günde teröristlerce gerçekleştirilen 11 saldırı bunun göstergesi. Bağdadi kendini tünelde ima etti. Bununla biliyorsunuz çok ciddi, kendilerine göre bir iletişim kampanyası başlattılar. Biz de hanımını yakaladık. Ama bakın biz bir yaygara yapmadık. İlk defa şimdi bugün açıklıyorum. Terör örgütü DAEŞ'le mücadeledeki bu önemli gelişmeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri operasyonuyla öldürüldüğü açıklanan DAEŞ elebaşı Bağdadi'nin Azez'de daha önce de kız kardeşi yakalanmıştı. Türk güvenlik birimleri Amerika Birleşik Devletleri'ne mesaj gönderdi. Aynı şekilde kız kardeşini, eniştesini, onları üstelik de Suriye tarafında onları yakaladık. Barış Pınarı Harekatı bölgesinde Türk-Rus ortak devriyesi gerçekleştirilmiş, 73 kilometrelik hatta gözlem yapılmıştı. Üçüncü ortak devriye Cuma günü yapılacak. Ancak son YPG'li teröristlerin bölgeden tam olarak çekinmediği, hatta 11 kez taciz saldırısının gerçekleştirildiği bildirildi. Arama tarama faaliyetlerini sürdüren Suriye Milli Ordusu'nun terör örgütü YPG-PKK'nın devam eden saldırıları sonucu verdiği şehit sayısı 144'e çıktı. Resulayn'ın güney ve doğu hattındaki saldırılara misliyle karşılık verildi. Her iki tarafta da belirlediğimiz güvenli bölge sınırları içinde hala teröristlerin bulunduğunu biliyoruz ha. Yani bizi teröristleri buradan çıkarttık. Buralar teröristlerden arındırıldı laflarıyla aldatamazlar. Daha buralar teröristlerden arındırılmış değil. Toplam 4.219 kilometre karede kontrolün sağlandığı, 900'den fazla teröristin etkisiz hale getirildiği Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG-PKK'dan temizlenen bölgede normale dönüş süreci de devam ediyor. Resulayn ve Tel Abyad'da Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanlığı'na bağlı askeri mahkeme oluşturuldu. Mahkemenin görev yapmasıyla insan hakları ihlalleri ve hukuksuz uygulamaların önüne geçilmesi amaçlanıyor. Barış Pınarı Harekatı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Yüksek İstişare Kurulu toplantısında da değerlendirildi. Sayın Cumhurbaşkanımız, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak Yüksek İstişare Kurulu üyelerini bilgilendirmiş,
Türkiye'nin Suriye'de haklı bir mücadele yürüttüğünü belirtmiştir. Son 3 yılda Suriye'de gerçekleştirilen 3 önemli harekatın da esas amacının başta PKK, YPG ve DAEŞ olmak üzere terör örgütleriyle mücadele olduğunu vurgulamıştır. Irak Bölgesel Kürt Yönetiminden de terör örgütü PKK, YPG'ye karşı mesajlar geldi. Türkiye'nin Suriye Kürtleri ile herhangi bir sorunu yok. Ancak PKK ile var. Tek isteğimiz Kürtlerin PKK ile aralarına mesafe koymasıdır. Bunun Suriye'deki kardeşlerimiz için de büyük bir tehlike olduğunu söylemeye çalıştık. PKK Suriye Kürtleri üzerinden kendisini meşrulaştırmak istedi ve bugün maalesef bu noktaya gelindi. İdlib'de ise Esed rejimi ve Rus uçakları yine sivilleri hedef aldı. İdlib gerginliği azaltma bölge sınırları içerisindeki Cisre-Şuur ilçesi, Beşiriye, Zeysun, Canudiye, Ayn Barde ve Şeyh Sindiyan köylerine düzenlenen hava saldırılarında ikisi çocuk 3 sivil yaşamını yitirdi, 7 sivil yaralandı. Sayın seyirciler, Mevlid-i Nebi haftası başlıyor. Bu seneki tema Peygamberimiz ve aile. Bu özel haftanın öneminin vurgulanması ve etkinliklere dair bilgilendirme amacıyla düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş, ailelerin korunması ve huzuru için aklı selim, vicdan, güzel ahlak ve fedakarlık olmalıdır dedi. Ailelerin yanı sıra medyaya da tavsiyelerde bulundu. Müjde gibi gelir çocuk. Aile, hayatı öğrendiği kozasıdır çocuğun. Çocuksa ailesini uçmaya hazırlandığı yarınlara taşıyacak kelebek. Ve anne babasının hiç kapanmayacak amel defteri. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin doğum yıldönümü münasebetiyle Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Mevlid-i Nebi haftasına dair bilgilendirme ve tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Ve aile. Kimi zaman zahmet ama her zaman rahmettir. Peygamberimizin ifadesiyle en hayırlı Müslüman ailesiyle en güzel geçinendir. Bu özel haftanın teması Peygamberimiz ve aile olarak belirlendi. Cuma günü İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı Mevlid-i Nebi haftası açılış programı gerçekleştirilecek. Diyanet İşleri Başkanlığımız her sene Mevlid-i Nebi haftasında toplumumuz ve insanlık için önem arz eden bir konuyu etraflıca ele almakta, tartışmakta, yurt içinde ve yurt dışında pek çok vatandaşlarımıza bu konu ile ilgili bilgiler ulaştırmaktadır. Bu bağlamda 2019 yılı Mevlid-i Nebi haftası için belirlediğimiz tema Peygamberimiz ve aile olmuştur. Hafta çerçevesinde düzenlenecek etkinliklerle konferans ve sempozyumlar, sunum ve toplantılar yapılacak. Peygamberimiz ve aile teması çerçevesinde kültürel etkinlikler gerçekleştirilecek. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş, Mevlid-i Nebi'yi insanlığın yeniden doğuşu ve aydınlık bir geleceği ifade eder, dedi. Mevlid-i Nebi, Müslümanların zihin ve gönül dünyalarında çok güçlü ve köklü bir yere sahiptir. Peygamberimizin şahsında insanlığın yeniden doğuşunu ve aydınlık bir geleceği ifade etmektedir. Zira cehaletin ve zulmün esir aldığı, merhametin, erdemin, hikmetin kaybolduğu karanlık bir dönem, onun gelişi ve mücadelesiyle ilmin, adaletin, merhametin aydınlığında asr-ı saadete dönüşmüştür. İslam'da aileye verilen öneme vurgu yapan Başkan Erbaş, ailenin korunması ve huzuru için aklı selim önemli dedi. Vicdan, güzel ahlak ve fedakarlık çerçevesinde hareket edilmesini tavsiye etti. Hiçbir meslek ya da hedef aile olmaktan, anne olmaktan daha önemli kabul edilemez. Hiçbir sorumluluk baba olma sorumluluğundan daha büyük olamaz. Elbette hayatın her alanında olduğu gibi ailede de zaman zaman zorluklar, kırgınlıklar, gerilimler olması mümkündür. Önemli olan karşılaşılan sıkıntıları haksızlığa yol açmadan sabır, fedakarlık ve
adalet duygusuyla aşmaya çalışmaktır. Ailede herhangi bir sorun ortaya çıktığında gerek kadın gerekse erkek için başvurulacak ilk merci aklı selim olmalıdır. Vicdan, güzel ahlak, sorumluluk bilinci ve fedakarlık olmalıdır. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, aile hassasiyeti, güçlü aile bağları ve güçlü bir toplumsal yapı için medyanın işlevi konusunda uyarılarda bulundu. Aile değerlerimize uygun, ailemizi korumaya ve güçlendirmeye yönelik yayınlar yapması medyanın en büyük ve başta gelen sorumluluğudur. Medyamızdan bunu bekliyoruz. Esasen dünyanın hiçbir yerinde kendi milletinin değerlerini yıpratan bir medyanın varlığı düşünülemez. Fakat bugün aile kurumunun zayıflamasında ve ailevi sorunların yaygınlaşmasında maalesef medyadaki özensiz yayınların önemli bir etkisinin olduğu açıktır. Bunun için hep birlikte medyamız, yazılı, görsel, her alanda çok daha dikkatli olmalıyız. Mevlid-i Nebi haftasının teması olan Peygamberimiz ve aile konusu Kütahya'da düzenlenen bir konferansın da konusuydu. Konferansa katılan Diyanet İşleri Başkan Yardımcılarından Doktor Burhan İşleyen, aynı çatı altında birbirimize yabancı hale geldik. Aile fertleri birbirine zaman ayırsın, ilgilensin ki evlerimizi cennete çevirelim dedi. Mevlid-i Nebi haftası çeşitli etkinliklerle başladı. İmtihandı. Hayatta rahmet. 2019 yılı Peygamberimiz ve aile temalı konferans için Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doktor Burhan İşleyen Kütahya'daydı. Kütahya Müftülüğü tarafından Hazar Dinari Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan İşleyen, Peygamber Efendimiz'in aileye verdiği önemi vurguladı. Yola çıkarken sormamız gereken temel soru, bu başlamış olduğum yolculuk, bu delikanlıyla, bu hanımefendiyle hayatımı birleştirmek suretiyle çıkmış olduğum yolculuğun sonu cennete ulaşır mı ulaşmaz mı? Soru budur. İki cihan serveri Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam yolculuğa çıkarken ahlak merkezli bir dindarlık seçimiyle yolculuğa çıkmamız gerektiğini ifade ediyor. İşleyen ailenin daha ilk kuruluşunda eş seçerken hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini belirtti. İbadetsiz bir hayatın kuru, kupkuru bir hayat olduğunun bilinciyle ibadetine dikkat eder mi? Nasıl haram duygusu? Yarın benim çocuğumun kursağından aşağıya geçen lokmalar helalden mi, haramdan mı olur, olacaktır sorusu sorulmadan yolculuğa çıkılıyorsa bu yolculuktan hayır beklemek söz konusu olmaz. Ailelerde zaman zaman aynı çatı altında olunmasına rağmen fertlerin birbirlerinden kopuk yaşadığını ifade eden İşleyen, bu tür durumların günümüzde giderek yaygınlaştığına dikkati çekti. Aile huzuru ve bağının güçlenmesi adına önerilerde bulundu. Aynı çatının altında birbirimize yabancı hale geldik. Aile saati yapalım. 15 dakika olsun, fazla değil. Birbirimize zaman ayıralım. Birbirimize değer verelim. Birbirimize değer verdiğimizi gösterelim, birbirimizi sevdiğimizi ifade edelim ki dünyada evlerimiz cennete namzet hale gelsin. Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı, "Ailemde İyilik Var" konulu fotoğraf sergisine ev sahipliği yapıyor. Peygamberimiz ve aile temalı serginin açılışını Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş yaptı. 2019 yılı Mevlid-i Nebi etkinliklerinin bu yılki teması Peygamberimiz ve aile kapsamında Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nda anlamlı bir serginin açılışı yapıldı. Ailemde İyilik Var fotoğraf sergisini bu yıl Mevlid-i Nebi haftasının önemli etkinliklerinden birisi olarak açıyoruz. Rabbim hayırlara vesile eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Ailemde İyilik Var konulu fotoğraf sergisine Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Huriye Martı ve çok sayıda fotoğraf meraklısı katıldı. Etkinlikte konuşan Başkan Ali Erbaş, Mevlid-i Nebi haftasının teması gereği toplum ve aileyi anlatırken bu tarz etkinliklerin önemine dikkat çekti. 2019 yılı Mevlid-i Nebi haftamızın teması
Peygamberimiz ve aile. Neden böyle bir konuyu seçtik? Çünkü aile toplumun bel kemiği. Aile sağlam olursa toplum sağlam olur. Aile çökerse toplum çöker. Milletimizin bütün fertleri arasında bir farkındalık oluşturmak için vesileleri gündeme getiriyoruz. Bunlardan birisi de fotoğraf sergisi. Başkan Erbaş, Türkiye'nin birçok yerinden fotoğrafçıların katkısıyla oluşturulan sergiye emeği geçenlere de teşekkür etti. Ailemde iyilik var gündemini toplumumuzun gündemine taşıyan, zihinlerde canlı kalmasını anne baba, çocuklar, gençler, ebeveyn, dede, nine, bütün bunları fotoğraflarında konu edinen sanatçılarımıza şükranlarımı arz ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Bir kısmı makineyle, bir kısmı cep telefonuyla çekilen ve dereceye girerek ödül alan fotoğraflardan oluşan Ailemde İyilik Var fotoğraf sergisini gezen vatandaşlar da bir hayli memnundu. Çok güzel fotoğraflar var. Güzel bir fotoğraf sergisi. Teması da çok güzel. İyilik, hepimizin içerisinde olması gereken ve dünyayı iyiliğin kurtaracağını düşündüğüm için çok hoşuma gitti. Bütün emeği geçen arkadaşları tebrik ediyorum. Sergiyi açanların ayrıca ellerine sağlık. Sergiyi gezmek için geldik. Yeğenimle beraberiz. Çok güzel, hem ona anlatıyorum. Anlatarak devam ediyorduk. Peygamberimiz aile hayatıyla bizlere örnek oldu. Biz de bunu yaşatmak için böyle etkinlikler düzenleniyor. Fotoğraflar çok güzel. Bu tür sergilerin arttırılmasını istiyoruz halk olarak. Çünkü bunlar bize kaybettiğimiz değerleri tekrardan hatırlatıyor. Yemen'de iç savaşa dönüşen çatışmaları sona erdirmek için çok kritik bir adım atıldı bugün. İran destekli Husilerle Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun destek verdiği hükümet arasındaki iç savaşı bitirmek için Yemen hükümetiyle ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi arasında yetki paylaşımı anlaşması imzalandı. Yemen'de 5 yıldır devam eden iç savaşı sonlandırmak için önemli bir hamle geldi. Yemen hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi arasında Suudi Arabistan aracılığıyla yetki paylaşım anlaşması imzalandı. Ülkenin güneyindeki çatışmaları sonlandırması beklenen Yemen Başbakan Yardımcısı Salim El Hambeşi ve Güney Geçiş Konseyi temsilcisi Nasir El Nabci tarafından imzalanan Riyad Anlaşması'nın imza töreninde konuşan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman anlaşmayı hayati olarak niteledi. Bu anlaşma Yemen'de yeni bir istikrar dönemi açacak, dedi. Yetki paylaşım anlaşmasına göre ayrılıkçılar hükümette eşit temsil hakkı elde ederken, güneydeki silahlı unsurlar hükümetin kontrolüne girecek. Yemen yönetiminin ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi ile imzalanan Riyad Anlaşması'nın hayata geçirilebilmesi konusunda kararlı olduğu bildirildi. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada anlaşmanın anlaşmazlıkların aşılması ve birlik yolunda doğru bir başlangıç olduğu ifade edildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, anlaşma için çok iyi bir başlangıç, lütfen herkes nihai bir anlaşmaya varmak için çalışsın yorumunu yaptı. Birleşmiş Milletler de memnuniyetini açıkladı. Anlaşmanın imzalanması memnuniyet verici bir gelişme. Yemen'deki çatışmanın barışçıl bir anlaşmayla çözülmesi yolundaki çabalarımız için bu anlaşma önemli bir adım. Ülkenin güneyindeki grupların taleplerinin dikkate alınması, ülke çapında barışın sağlanması açısından önemli. Önümüzdeki sürecin Aden ve çevresindeki vilayetlerde istikrarın sağlanması ve vatandaşların gündelik hayatına olumlu etki yapmasını temenni ediyoruz. Suudi Arabistan, anlaşmanın ardından Yemen Büyükelçiliği'nin geçici başkent Aden'e taşınacağını duyurdu. Kuveyt, anlaşmayı desteklediğini açıkladı. 2014'te Yemen'de Husilerin darbe benzeri bir operasyonla başkent Sana'yı ele geçirmesi ve ardından ülkenin tamamında kontrol kurmaya çalışmasıyla başlayan iç savaşta, Güney Geçiş Konseyi çatısı altında örgütlenen ayrılıkçılarsa geçici başkent Aden'de kontrolü ele geçirmişti.
Yemenlileri dünyanın en büyük insani kriziyle mücadele etmek zorunda bırakan savaşta milyonlarca Yemenli açlık nedeniyle ölümün eşiğine gelmişti. İstanbul Fatih'te aynı evde kalan 4 kardeş evlerinde ölü bulundu. Polis oraya gittiğinde kapıda "Dikkat, siyanür var" notunu buldu. O çerçevede özel tedbirler alınarak girildi eve. Olayla ilgili araştırmalar sürüyor. Üzücü olay Fatih Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'ndeki bir binanın birinci katındaki dairede yaşandı. Aynı evde yaşayan 4 kardeşten haber alamayan yakınları polisi arayarak yardım istedi. Adrese giden ekipler evin kapısında "Dikkat, siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin" şeklinde bir not buldu. Nottaki uyarı üzerine olay yerine AFAD ekipleri çağrıldı. Gerekli tedbirlerin alınmasının ardından içeriye özel kıyafet ve maskeyle giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı. İkisi kadın, ikisi erkek 4 kardeş, 60 yaşındaki Kamraniye, 56 yaşındaki Yaşar Ye, 54 yaşındaki Oya Ye ve 48 yaşındaki Cüneyt Ye'nin cansız bedenleri bulundu. Her akşam saat 5'te 6'da alışverişe gelirlerdi. Görmeyince onun iş yerinden bir arkadaşı geldi. Dedi telefonları kapalı, hemen 155'i ara. Polis geldi. Anahtar çilingirciyi çağırdık. Oraya yazı yazmışlar. İçeride siyanür var, girmeyin. Kendileri mi yazmış? Kendileri yazmış. Girdiğimizde de kokuydu. Afet geldi, savcı geldi, açtılar. Ondan sonra polis girdi içeri. Cesetlerle karşılaşan ekipler alarma geçti. Titiz bir inceleme başlatıldı. 4 kardeşe mezar olan evdeki incelemeler 2,5 saat sürdü. İncelemenin ardından 4 kardeşin cansız bedeni İstanbul Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Araştırmalar sürüyor ama ilk bulgulara göre olayın intihar olup olmadığı üzerinde duruluyor. Üstad Necip Fazıl Kısakürek Kahramanmaraş'ta özel etkinliklerle anılıyor. Fikir Sanat Aksiyon Necip Fazıl Kısakürek isimli program 3 gün sürecek. Kahramanmaraş'ta Fikir Sanat Aksiyon Necip Fazıl Kısakürek başlıklı etkinlikler düzenleniyor. Programın ilk etabı Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde yapıldı. Bu etkinliğin önemli iki özelliği var. Bunlardan biri anmak, diğeri anlamaktır. Bu sayede üstadı Maraş'ta birlikte anmak gerçekten çok güzel. Anlamak yok, anlar gibi olmak var dediler ya. Tabii Necip Fazıl'ı anlayabilmek çok kolay bir olay değil. Ama tabii şiirlerindeki duruluğu vurgulamadan, ifade etmeden geçemeyeceğim. 19 ilden gelen 60 öğrencinin katıldığı programda öğrenciler Necip Fazıl Kısakürek'i anlattı. Şair bakış açısıyla felsefi düşünceyi değerlendirmesi. Genç neslin, lise ağırlıklı bir okuma grubunun Necip Fazıl'ı bu kadar yaygın okuyabilmesi, onu anlamaya çalışması, bu gençlerin anlayışında, kavrayışında ve edebiyat ve sanata olan ilgilerin artmasında çok önemli bir merhale. Üstad Necip Fazıl'ı anma etkinlikleri çerçevesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğunca konser verildi. Konserde sanatçılar üstadın bestelenmiş eserlerini seslendirdi. Necip Fazıl'ın eserlerinin yer aldığı bir de fotoğraf sergisi oluşturuldu. 3 gün sürecek etkinliklerde okul ziyaretleri, paneller, konser ve tiyatro gösterileri yer alacak. Bu haberle bültenimizi burada noktalıyoruz. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.